Şanslı Marketler'in sunduğu Spor Ekstra başlıyor. Spor Ekstra'da Altay bölümünde sizlerle birlikteyiz. Siyah beyazlar başkent deplasmanından 1-1'lik skorla dönmeyi başardı. Altay 4 haftalık puan hasretine Keçiören Gücü önünde son verdi. Evet Mithat, güzel, korokor bir mücadele oldu Altay açısından. Puan hasretinin de son verdi güçlü rakibi karşısında. Yani mağlubiyet serisi vardı Altay'ın. Bu mağlubiyet serisine son verdi. Geçtiğimiz haftalarda tabii Altay'da farklı sıkıntılar, sorunlar vardı. Herhalde oyuncuların paraları ödendikten sonra, ücretleri ödendikten sonra bir toparlanma olması gerektiğini biz geçtiğimiz programda da söylemiştik. Evet. Çünkü bu puanları alan bu takımdı, bu oyunculardı. Yani farklı bir takım değil, farklı oyuncular değil. Altay bunun daha iyisini yapabilir diyorduk. Sağ dışı olaylarla ilgilenmezse. Baktığımız zaman takım birazcık toplamış. Nadir'i, Marco toplamış. Eren çok güzel bir performans sergiledi. Bir gol kaçırdı. Atılan golün asistini yaptı. Yoktan var etti. Ancak burada değinmem gereken kaleci Ozan. Yani yan toplarda inanılmaz bir eksikliği var. Ya Ozan'ın bu eksikliği giderilmesi gerekiyor. Buna özel bir çalışma yapılması gerekiyor. Ya da Ozan'ın birazcık dinlendirilip geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Altay ikinci, üçüncü kalecisini değerlendirdi. O kalecilere şans verilmesi gerekiyor. Atıyorum Ceyhun'dur, İbrahim gibi takımın kurtuluş mücadelesinde önemli rol almış insanlar bunlar. Ama Altay'ın birazcık da geleceğini planlayıp altyapıdan bu mevkilerde belli başlı oyuncuları deneyerek geleceğe yatırım yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Zaten kadrosunda bir sürü genç yeteneği var. Efe forma giyiyor, Eren forma giyiyor. Altay'da zaten zorunluluklardan dolayı gençler de forma şansı buluyor. Burada takımı sırtlayan yine Paksi oluyor, Marco Paşa oluyor. Evet. Gol krallığında da 13 golle zirveyi paylaşıyor. Marco'nun tecrübesiyle çok iyi bir ivme kazandı. Gelecek hafta da evinde Adana Spor'u konuk edecekler. Yine cezasından dolayı seyircisinden yoksun olacak. Adana Spor maçı öncesinde de Zeki Yıldırım'ın hem sakatlığı hem cezası sona erdi. Bu zorlu maçta formu giyebilecek. Çünkü Adana'da geçtiğimiz hafta Bodrum'a evinde kaybetti. Onlar da bir an önce az sıralardan kurtulmak istiyor. Deniz Kadah'ın da maç saatinde belli olacakmış. Yarın çekilecek emanet sonrası. Altay gençlerine şans veren bir takım ama bundan önce maddi olarak sorunlarını çözmesi lazım. Çünkü gerçekten de geçtiğimiz evet. haftalarda hep dile gelmişti. Hocanın serzenişleri vardı. Takım motive edemiyorum demişti Sinan Hoca. Başkanın açıklaması vardı. Altay camiası oturup düşünecek. Çünkü Altay 13. sırada 20 puanı var. 16. sıradaki düşme hattındaki Altınordu'nun 17 puanı var. Yani bir maçlık bir puan barajı. Altınordu maçını kazansa, Altay kaybetse birden kendini ateş attığında da bu olabilir. Adana Spor karşısında mutlak 3 puan alması gerekiyor. Bu deplasmanda hadi Eren kaçırdı, ikinci gol oldu. Hani 3 puanla da dönebilirdi. Rakip son dakikalara da 10 kişi girdi. 10 kişi kaldı ama Altay'da da bir mağlubiyet serisi olduğu için artık puanla deplasmandan dönme adına birazcık geriye çekildi. Aslında Altay'ın orada saldırıp 3 puanı kovalaması alınan gerekiyordu. Alınan puan da çok önemli çünkü rakibinde 4. sırada ligi force eden ekiplerden biri. Umarız camia da gerekli desteği verir Altay'a. Saha içindeki sorunlar giderilmeye başladı. Gerçekten de iyi bir futbol aynen ortaya öyle. Koyuyor siyah beyazlar. Adana Spor maçı öncesi de camia gerekli desteği kulübe oyunculara sağlar ve Adana Spor karşılaşmasında da büyük Altay 3 puan kazanır. Evet Altay bölümümüzde Spor Ekstra'nın sonuna geldik. Bir başka Altay bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Şanslı marketlerin sunduğu Spor Ekstra sona erdi.